Merhabalar efendim. Bir aslan bana bir koli bitki çayı göndermiş, doğal bitki çayları. Ben de onları içerken sizlere bitki çayları konusunda kısa bilgiler aktarmak istedim. Biliyorsunuz güzel kokulu olan her şey aromaterapide geçmişten günümüze kadar kullanılmış. Bunların içerisinde papatya ve papatya çayı denilince tabii ki aklımıza ciltle ilgili olan özellikleri geliyor. Antioksidan olduğundan dolayı hem nemlendirici hem de ölü hücreleri temizlemesi ön plana çıkıyor. Yara ve iz iyileşmesinde etkili, özellikle güneş yanıklarında öneriliyor. Bunun yanında aknelerin iyileşmesi ve iz bırakmaması için kullanılıyor. Kepek içinse sadece çayı soğutup saçınızı durulamanızın yeterli olacağını söyleyenler de var. Bir de hem gözaltı morluklarını kontrol ediyor hem de beyazlaştırıyor cildi biraz. Tabii ki burada sadece çay değil, hem kremi, hem ekstresi, hem losyonu, hem de yağı yaygın bir şekilde kullanılıyor. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz ama basitçe çayını soğutup kullanmanız bile yeterli olabilir. Geçmişten günümüze özellikle karın ağrısı ve adet ağrısında sıklıkla kullanılmış. Bunun yanında sindirime de yardımcı birkaç bardak papatya çayının size hiçbir zararı olmaz. Karın ve adet ağrısında bunu deneyebilirsiniz. Deneyenler de arzu ederse yorumlara yazılarını yazabilirler. Bir de stres var tabii ki. Papatya aromaterapide söylemiştik. Rahatlatıcı özellikleri var. Özellikle uykuya dalmada yardımcı, uykudan uyanma sıklığını azaltıyor. Gebelik sonrası depresyonda da kullanılmış. Bunu da bir kenara not etmekte fayda var. Hani güzel kokulu her şey ruhunuza da yardımcı olur. Böyle demek uygun bence. Bir de yapılan küçük birkaç çalışmalar var. Onlardan ilkinde boğaz enfeksiyonları için kullanılmış. Bu da yaygın bir şekilde bütün bitki çayları için kullanılabilir. Boğaz ağrısına da faydalı olduğu söyleniyor. Bence sıcak ve güzel kokulu olan her şey boğaz enfeksiyonlarında faydalı. Şeker hastalarında küçük bir grupta açlık kan şekeri üzerinde etkisi gözlenmiş. Bunu da bir kenara not edebilirsiniz. Şeker hastaları ya da şekeri yüksek olanlar papatya çayını tercih edebilirler. Tabii ki doğal olanını kurutup içmek bence çok daha uygun. Bir de kolesterol konusu var. Orada da bir çalışma yapılmış. 3 ila bardak, 6 bardak çay içtiğiniz zaman trigliserit ve kötü kolesterolde düşüş gözlenmiş. Dediğim gibi doğal kurutulmuş olanları kullanmanız daha uygun. Kanser için ise deneysel bir takım bulgular var. Fakat günde 3 ile 6 bardak çay içenlerde tiroid kanseri de az görüldüğüne dair ufak bir çalışma var. Fazla bir olaya gerek yok ama papatya çayını listenizde üst sıralara koyabilirsiniz efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.